Biz sizi görünce seviniyoruz. Çünkü siz Sultan Abdülhamid'in torunlarısınız. Kanuni canını Mescid-i Aksa için oğluna veren sultanın torunlarısınız. Siz Ertuğrul'un torunlarısınız. Siz hep mazlumların, Müslümanların yanında kan, can çok ödediniz. 400 sene sahip çıktınız. Siz buradayken hiç kimse bu mescidin hürmetini çiğnemedi. Fakat siz çıkmanızla 1917'de sormayın neler oldu bu mescide, aziz mescide. Allah'ın bereket kıldığı merkezi bu. Müslümanların merkezi. Onurun merkezi bu. Ne zaman bu mescid azizken bütün ümmet azizdir. Ne zaman bu mescid zilletteyken bütün ümmetimiz zilletteyken. Allah bize nasip etsin ki hepimiz burada inşallah buluşacağız. İnşallah. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Türkiye'mize sahip çıkın. Çünkü İstanbul, Mekke, Kudüs. Demek ki bu üçgen Müslümanların onurudur bu şerefi. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah'a Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vesselatu vesselamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Şimdi biliyorsunuz ki şu dakikalarda ciddi manada terör devleti İsrail'in Kudüs üstünde, Filistin üstünde haksız, tepeden inme, tamamen hukuksuz, uluslararası hukuku yok sayan bir takım zulümleri var. Ya cema'a ana fil endenisi basavvur, basavvur nasu l'isabatu şuhada. Dekhalu alayya ekhudi. Ekhudi ikneyim şuhada. أنا قاعد بصور جرائم اليهود إذا بتطبق فينا في أهلي ما اثنين شهداء إخوتي إخوتي أحمد ويوسف الله يرحمه الله يرحمه ادعوا لهم ادعوا لهم أمان ادعوا لهم ادعوا لهم إخوتي بدي. Yani orada Müslüman kardeşlerimiz çok ciddi baskı altında, çok ciddi zorluklar yaşıyorlar. Bizim de yüreğimiz yanıyor. Mescid-i Aksa yandıkça bizim yüreğimiz yanıyor. Kudüs yandıkça bizim yüreğimiz yanıyor. Yıllardır annelerimizin bize ninnilerde söylediği, bizi böyle yetiştirdiği Kudüs derdi ve aşkı kalbimizde gitgide büyüyor. Ben daha önce Kudüs'e gittim ve gerçekten yerinde görmek çok farklı bir hadise. Orada neler yaşandığını. Biliyorsunuz Kudüs hakkında orayla irtibatımız kesilsin diye hem medyada hem belki müfredatlarımıza girecek şekilde yalan yanlış bilgiler öğretiliyor. Yapmadıkları halde ki bunu iddia edenleri ben de buradan sesleniyorum. Gidin kendiniz görün. Kudüslülerle, Filistinlilerle kendiniz konuşun. Toprak satmışlar mı bir onlara sorun. Toprak falan satmadılar. Ama bize böyle bir algı, böyle bir bilinç oluşturulmaya çalışılıyor. Böyle zannediyoruz. Halbuki alakası yok. Halbuki İngiliz işgalinin neticesinde tamamen el koyma ve hırsızlık üstünden bir politika yürütüldü. Ve bugün orada bütün dünyanın ve küresel bir takım güçlerin desteğiyle zulüm yapılıyor ve devam ediyor. Dünya sessiz kalıyor. Kendi medyalarında saçma sapan haberler yapıyorlar. Bugün bir tanesi mesela dünyanın en büyük haber organları bu haberi yapıyor. Düşünün. Dünyanın en büyük haber organları şöyle bir haber geçiyor. Filistin'de ölen bir çocuğun haberi için demişler ki İsrail'e karşı yapılan savaşta. Fight against diyor yani. Sanki çocuk, küçücük çocuk yani. Bu 3 yaşında, 4 yaşında çocuk. Başına bomba düşmüş. Bir çatışma olduğunu söylüyor. Yani çocuk oyuncaklarıyla acaba jetlere saldırdı mı? Yani peluş ayısını mı fırlattı? Ama işte görüyorsunuz uluslararası medyayı çok güzel kullanıyorlar ve her şeyi aleyhe çeviriyorlar. Siz onlara laf anlatamıyorsunuz. Çünkü onlar o gücü elde etmişler. Demek ki biz de çalışmalıyız, biz de gayret etmeliyiz, biz de o gücün karşısında duracak bir güç ortaya koymalıyız. Yoksa sabaha kadar slogan atmamızın ne Filistinlilere bir faydası var ne de İsraillere bir zararı var. Ha tabii ki bir kamuoyu oluşturmak gerekir. Tabii ki bir baskı oluşturmak gerekir. Uluslararası anlamda sesimizi yükseltmeli, sözümüzü yükseltmeli. Bir takım şeyler yapmaya gayret etmeliyiz ama sadece içi boş sloganlar olursa ama biz kendi hayatımıza geriye döndüğümüzde Kudüs'ten tamamen alakasız, namazsız, niyazsız yani tamamen Yahudilerin veya İslam düşmanlarının memnun olacağı bir hayat ortaya koyarsak, Kudüs'le irtibatımız sadece birkaç günlük bir televizyon gündemine bağlı kalırsa o zaman yani biz hiç meseleyi anlamamışız demektir ve hiçbir şey de düzelmeyecek demektir. Çünkü bu nabız yoklamaları yıllardır yapılıyor. Yıllardır en hassas günlerimizde, en mübarek günlerimizde
kardeşlerimizin kanını döküyorlar. Ortalığı yakıp yıkıyorlar. Ama bizim için normalleşiyor yavaş yavaş. Yani sinir uçlarımızda hassasiyet kaybı var. Bir nevi felçleşiyoruz bazı konularda. Ve normal görüyoruz artık. Şaşırmıyoruz, üzülmüyoruz. Yani böyle bir hadise dönem dönem oluyor. Bazen senede birkaç kere oluyor. Birkaç gün üzülünüyor, ağlanıyor. Ama bakıyorum unutuluyor. İnsanlar unutuyor. Tansiyon düşüyor. Herkes kendi hayatına dönüyor. Günahlarına dönüyor. Dünyevileşiyor. Öyleyse biz hani bir takım sözler söylüyoruz ya Hayber'i hatırla diye. Ben de dedim ki öyleyse Hayber'i anlatayım. Hayber'de ne oldu? Niye hatırla diyoruz? Ve bu sözün, bu sloganın altındaki mana nerede? Bizim kalbimizde nerede duruyor? Şimdi bugün baktığınız zaman maddi güçler, trilyon dolarların döndüğü dünya siyasetini belirleyecek o küresel güçler, o maddi güçler tamamen İsrail'in arkasında değil mi? Fiziksel güçler öyle, silah açısından askeri güçler öyle. Pek çok açıdan, maddi açıdan sanki böyle yenilmesi zor bir ejderhayla dövüşmeye çalışan bir çocuk gibi adeta. Yani zaten görüntümüz ortada. Taşlarla tanklara karşı bir mücadele başlıyor. Hanzale isminde bir karikatür var biliyorsunuz. Arkası dönük. Halimiz biraz böyle ve Hanzale hiçbir zaman yüzünü dönmüyor. Zafer olana kadar da dönmeyecek. Ve işimiz biraz üzücü gibi duruyor. Dışarıdan baktığımız zaman asimetrik bir güç orantısızlığı var. Bir tarafta teknolojinin son imkanlarını kullanan, medyayı kullanan, uluslararası basını kullanan bir güç var. Diğer tarafta da çok küçük bir azınlık var. Canlarını dişlerine takmışlar. İlaçsız, eğitim olanakları tamamen sıfıra indirilmiş. Abluka altına alınmış, canlı bir hapishaneye dönüştürülmüş bir Filistin var. Filistin halkı var. Mücadele etmeye çalışıyorlar. Her gün bir kardeşiniz, bir abiniz, ailenizden bir ferdi hapse atıyorlar. Düşünsenize durduk yere. Bir öğreniyorsun ki canından çok sevdiğin kardeşin hiç yere sokakta oynarken vurulmuş. Alnından vurulmuş. Sırf eğlencesine. Her gün böyle 3-5 tane Müslüman kardeşimiz öldürülüyor. Bacılarımız saçlarından sürükleniyor. Hapishaneye girmeyen yok. Orada gidin Filistinlilerle konuşun. Bırak satmayı. Onlar ellerindekini tutmak için azami gayret gösteriyorlar. Öyle ufacık 40-50 metrekarelik evlerde 30 kişi yaşıyorlar biliyor musunuz? Sırf orayı terk etmemek için. Ve onlara vaat edilen şeyler var, yok değil. Mesela onlara vaat edilen şeylerden birisi Amerika'da bir villan olacak. Amerikan pasaportun olacak. 5 milyon dolar da para. Oturduğu semtin derecesine, kıymetine göre bu para değişiyor. Ama buna rağmen terk etmiyorlar. Yıllar evvel bir kişi maddi zorluklarından dolayı kabul etme zafiyetinde bulunmuş. Ona da meydan dayağı atılmış. Hastanelik olmuş. İş bu kadar hassas orada. Onur meselesi, gurur meselesi. Biz de gittik. Mescid-i Aksa'da ezan okumanın yasak olduğu zaman çıktık. Surların üstünde ezan okuduk. Türk bayrağı açtık. Hangi dükkana girseniz, hangi esnafa selam verseniz hepsinin dükkanında Türk bayrağı var. Ve konuştuğunuz zaman diyorlar ki biz sizden para değil, ilaç değil. Biz böyle bir dilenci gibi sizden bir takım şeyleri talep eder pozisyonda değiliz. Biz sadece sizden bir şey istiyoruz. Ne istiyorlar biliyor musun? Seni istiyorlar. Seni yanında görmek istiyor. Yanı başında seni görmek istiyor. Neredesiniz ey ümmet diye minarelerden bağırdılar değil mi? Selahaddinler nerede? Çünkü yoruldular kardeşim. Yıllardır gecesini gündüzüne katarak, uykusuz kalarak bir mücadele verdiler ve yoruldular. Artık ümmetin devreye girmesi lazım. Artık bıçak kemiğe dayandı dayanacak. Bakın tarihi bir süreç şu an idrak ediyoruz. Şu an bir şeylerin başladığı bir süreç. Bu süreç yorucu olacak. Bu süreç belki bazı noktalarda bizi çok üzecek. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesi var. Sonunda galibiyet var. O zalimler taşların, ağaçların arkasına saklanacaklar. Taşlar ve ağaçlar diyecek ki ya İbadullah arkamda Yahudi var. Gel öldür diyecek. Bu tabii Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın benzetmelerle anlatması. Taşlar, ağaçlar gerçekten konuşur mu? Burada bir benzetme var. Ama bir galibiyet olacağı söz konusu. Öyleyse o günler için çalışmalıyız yoksa çalışmazsak Allah bize bir fecri kazip yaşatır. Yalancı bir aydınlık olur o. Fecri sadığa ulaşamayız. Fecri sadık için yani hakiki gün doğumu için gayret etmemiz gerekiyor. Kendi talihimiz için çalışmamız gerekiyor. Bunun için de Üstad Bediüzzaman'ın şu sözünü mutlaka zihnimize
kalbimize, yüreğimize kazımalıyız. Bununla yaşamalıyız, bunu hatırlamalıyız. Kendimizi güçsüz mü görüyoruz? Yapamayız, edemeyiz. Bu devler karşısında, o devlerle mücadele edemeyiz gibi bazı düşünceler geliyor mu? Nasıl olacak ki? Nasıl yapacağız? Nükleer silahları var, şu kadar uçakları var, şu kadar uçak gemileri var, şöyle paraları var, orduları var vesaire. Kardeşim, hepsi olsun. 10 misli olsun hatta, 100 misli olsun hatta. Allah izin vermedikten sonra hiçbir uçak uçmaz. Sen yeter ki iman sahibi ol. İki zaferden birisi mutlaka senin. Ya kalırsın, bu bir zaferdir. Gazi olursun, cihat sevabını alırsın ve tekrar muzaffer oluncaya kadar savaşırsın. Ya da ikinci zafer şehitliktir. Dünyadan çok daha güzel bir saadete, ebedi saadete kapı aralamış olursun. Ama şunu da bil, Allah'ın ebabilleri var. Allah'ın Hendek gazvesini, Ahzab savaşını bitiren rüzgarları var kardeşim. Allah'ın firavunları öldüren karıncaları var veya onu boğan denizleri var. Allah'ın orduları içindeki en basit fertler bunlar. Allah senin tarafında olsun. Allah senin yanında olsun. Sen yeter ki ihlasla iste. Menfaat olmaksızın sadece Allah için iste. Allah seni muzaffer edecektir. Hiç kuşkun olmasın ve şu cümleyi kalbine, aklına, evinin duvarlarına yaz. İman hem nurdur hem kuvvettir. Hem nurdur, aydınlatır, karanlıkları aydınlatır, hem de kuvvettir. Evet, hakiki imanı elde eden bir adam kainata meydan okuyabilir kardeşim. Kainata meydan okuyabilir. Hakiki imanı elde eden bir adam. Mesela bunlardan birisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hakiki iman ile kainata meydan okudu. Beni Kurayza Yahudileri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısına tuzak kurdular. Efendimiz onları derdest etti Allah'ın izni ve inayetiyle. Beni Nadir Yahudileri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın izniyle hep asimetrik güç vardı. Hep para ondaydı. Hep güç Yahudilerdeydi. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın izniyle hep muzaffer oldu. Ve Beni Kurayza, Beni Kaynuka, Beni Nazır Yahudileri olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında sürekli tuzak kuran bu güruhları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam birer birer yendi, birer birer mağlup etti ve bunlardan kaçanları Hayber'e yerleşti. Hayber nasıl bir yer? Hayber o dönemki coğrafya içinde en zengin yer diyebiliriz. Çok büyük kaleleri var şehrin etrafında. Bu kaleler arasında yüksek surlar var ve tarım açısından çok zengin. Binlerce ağaç var ve bu hurma gelirleri, hala daha Hayber hurması meşhurdur mesela. Hurma gelirleri çok yüksek. Başka hayvancılık var. Toprak bereketli olunca hem tarım hem hayvancılık ikisi birden parlıyor değil mi? Aynı zamanda ticaret konusunda ve paraya düşkünlükleriyle bilinmesinden dolayı ciddi mesafe kat etmişler. O kadar çok mücevherleri var ki bazen Mekke'den, Medine'den insanlar düğün yapacağı zaman giderler, o mücevherleri kiralarlarmış. Düşün, satın almıyor, kiralıyor. Gelinine takacak gelin, daha sonra düğünden sonra onu geri iade edecek, Hayber'e geri dönecek. Böyle zenginler, böyle varlıklılar ve 10 bin asker var. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz Hendek gazvesinde, Ahzab savaşında 10 binden fazla müşrik ve onlarla içeride işbirliği yapıp İslam ordusunu arkadan vurma hazırlığında olan, çocukları ve kadınları öldürmek için saldıran ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kurduğu muazzam ağ sayesinde ve feraseti sayesinde bu ihanetleri tespit edilen Beni Kurayza. Aralarındaki hikayeye detaylı girmeyeceğim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, hani Sa'd bin Muaz'ın hikayesinde anlatmıştım zaten o kısmı. Efendimiz onları cezalandırıyor. Sa'd bin Muaz hüküm veriyor. Onlar da Tevrat'taki hüküme göre hüküm verdiği için kabul ediyorlar. Ve erkekler öldürülüyor. Tevrat'taki hüküm bu çünkü, ihanetin bedeli. Ve bu olaydan sonra Hayber Yahudileri diyorlar ki sıra bizde. Bunlar gitti, sıra bize geldi. Ordusunu toplayacak, bize saldıracak. Sırada biz varız dediler ve 10 bin askeriyle savaşa hazırlandılar. Bu haber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geldi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da hemen hazırlıklara başladı, ordusunu çıkardı. Şimdi onların 10 bin askeri var ve aralarında şöyle konuşuyorlar. Diyorlar ki bizim kalelerimiz çok sağlam. İçeride bize kıyamete kadar yetecek erzak var. 10 bin askerimiz var. Üstelik yanımızda Gatafan ve Esed kabileleri var. Gatafan 4 bin asker göndermiş. Bir o kadara da yakın Esed kabilesi asker göndermiş. Müthiş bir güç var. Bunlar bizi mümkün değil, yenemezler. Ölmek üzere geliyorlar. Gelsinler. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ordusu çıkacağı zaman yine hanımların kahramanlığını ortaya koyan bir rivayet var. Ümeyye binti Kays isminde bir anamız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor, diyor ya Resulallah, ordu içinde hanımlar da görev almak istiyor.
Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 20 tane hanıma izin veriyor. 1400 kişilik piyade ve 200 süvari. Yani 1400 yaya asker, 200 süvari asker, 20 tane hanım. Bu hanımların görevine erzaklar, yemek pişirmek, yaralıları tedavi etmek, su taşımak. Efendimizin her savaşta böyle yanında götürdüğü hanımlar oluyor ve her seferinde kurayla bir eşini seçiyor. Bu sefer Ümmü Seleme validemiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la beraber. Efendimizin gene halası, meşhur kahraman, belki 100 erkeğin yüreği var onda, Safiye anamız. O da katılıyor. Ümmü Eymen, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dadısı biliyorsun. Ümmü Eymen, o da katılıyor. Ve burada enteresan bir detay var. Tabii ki hanımların kahramanlığı, şefkat kahramanlığı bu asırda da devam ediyor. Bu arada ben size anlattıkça siz sürekli bugünle mukayese edin. Mesela dedim ya, Yahudiler kendi aralarında hesap yapıyorlar. Bizim bu kadar askerimiz var, bu kadar paramız var. Kalemizin altından pınarlar akıyor. Kesilmeyen pınarlar. Bizi yenmeleri mümkün değil. Ne gözüyle bakıyorlar? Esbab. Allah'ı düşünmeden bakıyorlar, imanı görmeden bakıyorlar, imansız bir gözle sadece fiziksel sayılara bakıyorlar ve diyorlar ki yenilmemiz mümkün değil, matematik hesabı yapıyorlar. Bugün aynı hesabı kim yapıyor? İşte 100 yıllık planlar oluşturan bu vatandaşlar yapıyor. Ama emin olun, imanlı yürekler bir araya geldiği zaman, hakiki imanı biz elde ettiğimiz zaman kainata meydan okuyacağız. Hiç kimse önümüzde duramayacak. Yeter ki hakiki imanı elde edelim. Çözüm burada arkadaşlar. Hakiki imanı elde edelim. Ben demiyorum ki hiç uçak yapmayalım. Hakiki imanı elde eden bir adam zaten gecesini gündüzüne katar ümmeti için bir şey yapma gayretiyle. Uçak yapabiliyorsa uçak yapar. Minber yapabiliyorsa minber yapar. Ne demek istediğimi biliyorsunuz değil mi? Nurettin Zengi zamanında bir tane marangoz var. Çok meşhur bir hikaye. Biz oraya gittiğimiz zaman orada hatta El Halil Camisi'nde bu hikayeyi anlatmıştım Kudüs'te. Daha doğrusu Halil şehrinde. Şimdi Nurettin Zengi zamanında bir tane marangoz. Çok meşhur bir marangoz. O zamanın en ustası. Böyle hiçbir çivi kullanmaksızın birbirine geçen ahşaplarla muazzam bir minber yapıyor. Üstündeki sanatlar efsane. Gören hayran kalıyor. Herkes bunu kendi camisine, kendi şehrine talep ediyor. Şanı yayılınca o da diyor ki hayır diyor. Bu Mescid-i Aksa'nın. Diyorlar ki orası şu an küffarın elinde, Hristiyanların elinde, Haçlıların elinde. Bak bu kadar kaç sene önce, belki 60 sene önce, o günden 60 sene önce Kudüs'ü ele geçirmişler ve içerideki bütün Müslümanları, 10 binlerce Müslümanı öldürmüşler. Ve Kudüs'ün surlarının dışına Müslümanları böyle asarak sergilemişler. Günlerce Müslüman cesetleri ortada kalmış. Böyle bir kin. Halbuki Selahaddin Eyyubi ne yaptı? Kudüs'ü tekrar aldığında hiçbir Hristiyanı öldürmedi. Katliam yapmadı. Bakın inananla inanmayan arasındaki fark. Biz sürekli İslam karşıtıyla, o zaman başkaydı, bu zaman başka. Biz sürekli İslam karşıtıyla mücadele ediyoruz ve edeceğiz. Bu böyle olacak. Bunu unutmayın. Yani hayat toz pembe, hümanizm, aman kimse kimseyi incitmesin, barış olsun. Yani elbette biz de barış istiyoruz. Her Müslüman barış ister ki Hayber'i anlattım da peygamberimizin tavrını göreceksiniz. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne kadar itidalle hareket ediyor ve ne kadar merhamet dolu göreceksiniz. Kime karşı? Yahudi'ye karşı da mı? Yahudi'ye karşı bile. Yani o kadar düşmanlık güden, hainlikler yapan Yahudi'ye karşı bile Efendimiz merhamet yüzünü esirgememiş. Şimdi onlar böyle hesaplar yapıyor mesela. Bu bir bugüne çıkarım. Bugün de o hesapları yapıyorlar. Ama biz hakiki imanı elde edersek Allah'ın izniyle, biz Ömerler olursak, Aliler olursak gene Hayber misali sahne tekrar yaşanacak ve tekrar zulüm sona erecek. Mesela burada 20 hanımın katılmak istemez. Bakın herkes kendine sorsun. Bugün şu an Mescid-i Aksa'da orada olup canımı ortaya koyarcasına şehit olmak için mücadele verir miydim? İçinizde böyle samimane düşündüğünüzde bir tereddüt varsa kendiniz için endişelenin ve bu tereddütü gidermek için bir iman takviyesi yapın. Bakın hanımlar bile böyle kahramanane bir gayrete girdiler. Savaştan korkma falan şöyle dursun. Savaşın göbeğine gitmek için her fırsatı kolluyorlar ki belki biz de şehit oluruz. Ve bu şuurla o kadar asker sıcağın altında yola çıktı. Dediğim ya 1400'ünün bineği yok. Yürüye yürüye gidiyorlar. Muazzam bir tabii yorgunluk. Ve burada enteresan bir husus. Münafıklardan birisi, münafıkların başı. Abdullah İbni Übey, meşhur münafık İbni Selül, bir mektup yazıyor Hayberlilere. Diyor ki, bu kadarlık bir orduyla çıktılar. Ordularının sayısı çok az, silah olarak da yetersizler. Siz kalelerinizin içinde kalın, servetlerinizi iyice bir saklayın, gizleyin. Geliyorlar. Kazanmasını istiyor bak karşı taraf. Bizden görünen ama bizden olmayanlar. Abdullah İbni Übey öyle bir insan ki bakın, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam minberinin yanına çıkar. Öyle konuşmalar yapardı ki gün içinde onu tanımayan İnsanlar hüngür hüngür ağlarmış. O kadar güzel anlatırmış ki Allah'a ve Resulü. Ama bir münafık kendisi inanmıyor. Fakat peygamberimizin yanında peygamberimizden dua istiyor. Hani rollere giriyor, rol yapıyor. Fakat sürekli arkadan iş çeviriyor. O yüzden
münafığın mertebesi kafirden eşittir. Münafığın vasıfları o kendini gizlediği için nereden ortaya çıkar? Peygamberimiz bir takım özellikler sayıyor. Onlar mesela Müslümanların arasını açarlar, laf taşırlar, yalan söylerler, emanete ihanet ederler. İşleri güçleri iftiradır. Ya bir Müslümanın başka bir Müslümanın arasını açmakla işi yoksa Allah'ın izniyle bir nebze mesela önemli bir işaret. Neyse devam edelim. Sonra bir gün boyunca 24 saat yol yürüdüler o sıcağın altında. Sonra Ashab-ı kiramdan şöyle bir ses yükseldi. Bir kişi bağıra bağıra şunu söylüyor. Diyor ki Allah'ım sen bize merhamet etmeseydin kötü yolda kalırdık. Bize yine merhamet et, yine yardım et. Kafirlere karşı bizi sağlam kıl. Onlar bizi korkutmaya çalışsalar da hücum emri verilince onlara saldırırız. Asla arkamızı dönüp kaçmayız. Mesela sosyal medya insanların içini döktüğü bir yer gibi oluyor değil mi? Bazı insanlar nifak görüntüsünü ortaya koyuyorlar. İşte bir tanesi bir tweet atmış. Filistin bayrağı Osmanlı'ya isyan bayrağıdır. Bunu sallayarak Osmanlı'yı sevdiğini iddia eden adamlar falan bir şeyler söylüyor. Neyi kovalıyorsun? Neyin peşindesin? Neyi engellemeye çalışıyorsun? Yapma. Yani kendine zarar bu. Veya öbür tarafa bakalım. Bakıyorsunuz başka bu tarz değil mi? İslam'ın, Müslümanların birliğini, beraberliğini bu noktada kırmaya çalışan, insanların nazarını Kudüs'ten başka şeylere çevirmeye çalışan, boş verin Filistinlileri, onlar zaten toprak sattı gibi yalanlarla Müslümanları böyle uzaklaştırmaya çalışan, o mücadeleden, o cihattan koparmaya çalışanlar oluyor değil mi? Gündemi değiştirelim, niye Kudüs'ü konuşuyoruz, Filistinlileri meselesi, Arapların işi beni ilgilenir, bu tarz şeyler. Bunların hepsi işte Abdullah İbni Selül'ün yazdığı mektup gibi. Veya içeriden bizden görünen ama bizden olmayanlar, aramızı açanlar, Müslümanı Müslümana düşürenler, Müslümanı dine düşman edenler. Bunlar işte Abdullah İbni Selül'ün bir kopyası gibi, bir karbon kopyası gibi. Ve asla geri dönüp kaçmayan murabıtlar var değil mi? Nöbetçiler. Onlar belki onlarca yıldır nöbet tutuyorlar. Yorulmadan. Canlarını veriyorlar. Sevdiklerini bu yolda feda ediyorlar. Çocukların şehit olduğu görüntüleri sürekli bize geliyor. Şöyle bir düşünün. Şimdiye kadar kaç tane Filistinli İsrail tarafından şehit edilmiş görüntüsü gördünüz? Şu yaşınıza rağmen siz bile binlerce görmüşsünüzdür değil mi? Artık normal bir şey olarak görüyorsunuz belki de yani. İş o dereceye gelmiş. Demek ki kardeşim bu kadar üzücü bir boyuta ulaşmış. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu şiiri az önce söylediğim asla geri dönüp kaçmayız. Biz hücum emri verilince saldırırız. Bu sesi duyunca bu ses nereden geliyor dedi. Kim bu şiiri okuyan? İnsanlara şevk verip develeri hızlandıran kimdir dedi. Amir bin Ekva'dır ya Resulallah dediler. Efendimiz ne dedi? Allah ona rahmet etsin. Böyle deyince bütün ashab-ı kiram suskunlaştı. Çıt çıkmadı. Neden biliyor musunuz? Peygamberimiz ne zaman birisine Allah rahmet eylesin ona, Allah ona merhamet eylesin bu tarz bir şey söylediğinde o kişinin şehit olduğunu görmüşler. Şimdi bir gazveye gidiyorlar. Efendimiz ona rahmet duasında bulunuyor. Anlıyorlar ki şehit olacak. Hazreti Ömer o celaline, o heybetine rağmen hüngür hüngür ağlıyor. Allah Resulü'nün yanına geliyor. Ya Resulallah böyle demeseydin, amirden biraz daha istifade etseydik. Efendimiz suskun. Çünkü onu konuşturan Allah'tı. O Allah'ın dilemesiyle konuşmuş, Allah'ın haber vermesiyle söylemişti. Hayber'e yaklaşınca yüksek sesle tekbirler getirdiler. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Her yeri inletecek derecede. Efendimiz buna nasıl tepki verdi? Dedi ki seslerinize yazık. Allah, bunu haykırdığınız Allah sağır değil ki. Kendinize yazık etmeyin dedi. Efendimiz gururdan hoşlanmıyor. Savaşa giderken bile bu onun hak peygamber olduğunu göstermiyor mu ya bize? Yoksa kendinden konuşan, kendine göre o anı kurtaracak veya kendi istikbaline yönelik bir planlar yapan birisi olsa ne der? Bağırın. Aslanlarım bağırın. Korkutun düşmanı, içleri titresin. Böyle derdik. Biz olsak böyle derdik. Ama o ne diyor? Hayır, sesinizi acıyın. Allah sağır değildir. O size her şeyden yakın ve her şeyi bilir. Her şeyi de işitir. Bu kadar bağırmanıza gerek yok. Belki bir de şu var işin içinde. Şimdi insan hamaset duygularıyla bağırınca deşarj oluyor değil mi? Deşarj olunca ne yapıyorsun? Sanki böyle yapacağını yapmış gibi hissetmeye başlıyorsun. Halbuki daha yapmamışsın. İnsan o tatminiyeti yaşamaması lazım. Biz de bazen böyle çok hamasi duygularla ne yapıyoruz? Değil mi Hamza? Gidiyoruz. Diyoruz ki gidelim. Şöyle bağıralım. Furkan değil mi? Gidelim konsolosluğun önünde, büyükelçiliğin önünde bir güzel bağıralım. Eve dönerken herkesin yüzleri gülüyor. Bağırdık ve iyi bağırdık ama. Ha. Rahatlıyorsun, deşarj oluyorsun. Ya yapacağımı yaptım, daha ne yapayım? Böyle diyoruz. Ama geri döndüğümüz zaman ticaretimizde yalan söylüyoruz. Ama geri döndüğümüz zaman faiz gelince hemen çekiyoruz. Ama geri döndüğümüz zaman menfaat ilişkisinde bir şey karşımıza çıksa hemen İslam'ı arka plana atıp Allah'ın Resulü'nün sözünü geri plana atıp o işe hemen giriyoruz. Bir kola içme tercihimizde bile. Ki kola içmeyin kardeşim zaten. Ama hadi içiyorsun bari o markayı içme, kurban olayım ya. Kaç tane böyle Müslümanın restoranına gittiğim uyardım, yapmayın yapmayın. 3 kuruş menfaat için yapmayın ya. Daha şunu yapamıyoruz. Adamlar açıktan söylüyor destek olduklarını. Bu davaya baş koyduklarını. Açıktan söylüyor. Senin aldığın her şey oraya mermi. Ama slogan atmak daha kolay.
bir şey yaptım. Yani biz şunları bunları yaptık demek için daha ideal. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tabii bir de bir adeti var. Gittiği zaman orada hemen saldırmaz. Hele gece saldırmaz. Bir bekler. Çünkü Efendimizin derdi fethetmek, toprak kazanmak, işte mülk kazanmak değil. Biliyorsunuz bir ömür boyu dünyaları elde edecek bir insandı ama hiçbir mal varlığı edinmeden, hiçbir miras bırakamadan vefat etti. Doğru düzgün ikinci, üçüncü kıyafeti yoktu yani. Tahta oturmadı hiçbir zaman. Bir saray inşa edebilirdi, kimse yadırgamazdı. Yapmadı. Böyle bir insandı. Ve sabah namazını bekledi. Sabah namazı oldu. Ezan okunacak mı, okunmayacak mı? Çünkü oraya gidilene kadar belki korktular, iman ettiler, değil mi? Ezan okuyacaklar, namaz kılacaklar. Bir ümit bekledi. Baktı ki iman etmediler. Ondan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam açtı ellerini, dedi ki Hayber harap oldu. Yazık oldu Hayber'e. Vallahi bize düşmanlıklarından ötürü biz kime saldırırsak, daha önce uyarılmalarına rağmen kime saldırdıysak o helak olur. Buradan bize de bir mesaj var mı? Bence var. Eğer biz de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın tam izinden gidersek, Allah'ın onu sevdiği gibi onun ümmeti olarak bir ölçüde de bizi sevmesini sağlayacağımız bir ihlas elde edersek, bir iman gücünü elde edersek, hakiki imanı elde edersek kainata meydan okuyabiliriz ve Allah bizi de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yürüdüğü yolda yürütür. O yolda böyle bir hususiyet vardı. Allah Resulü İslam'a çağırıyordu ve onları uyarıyordu. Ama onlar uslanmazsa, zulme devam ederlerse o kavim helak oluyordu. Asimetrik güce bakar mısın? 1400 piyade, 200 süvari, kale var, erzak var, 10 bin asker, 4 bin oradan, 3 bin küsur oradan, 20 bine yakın asker içeride. Ama ya karşılığı 2 bin ya, 2 bin ve kalenin dışındasın. Tam tersi olması lazım. Kalede 20 bin kişi olsa, dışarıda 50 bin kişi olsa veya 30 bin kişi olsa anca öyle hani kale alınabilir. Değil mi? Onları koruyan duvarlar var, yukarıdan ok atmaları var, yaklaştığı zaman yağ döker, taş atar, bir sürü şey yapar. Tam tersi, şimdi imkansız gibi istatistiksel olarak baktığın zaman asimetrik. 10 bin Yahudi dediğim gibi, şimdi bir sürü kale var. Hayber etrafında, Hayber Kalesi dediğimiz bir sürü kaleden oluşuyor. Küçük küçük burçlar, kaleler. Natat Kalesi en büyüğü. İçinde 5000 Yahudi asker var, 4000 Gatafan askeri var. Geri kalan askerler bölüştürülmüş kalelere. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir özelliğinden bahsedeceğim. Hubab bin Münzir isminde bir sahabe. Şimdi oraya geldikleri zaman bakıyor ki ok yağmuruna tutuldular. Hemen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yanına geliyor. Diyor ki ya Resulallah, şimdi burası ağaçlık bir bölge. Onlar da yukarıdalar bize göre. Avantajdalar. Yukarıdan bize ok atıyorlar. Avlanmamız çok kolay. Menzilleri onların daha uzun. Geceleri inip ağaçların arkasına pusulanıp bizi ok yağmuruna tutup perişan edebilirler. Gelin şu karargahı geriye taşıyalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Ya ben peygamberim ya. Şaka mı yapıyorsun? Beni hem Allah korur, meleklerini gönderir, mucize gösterir. Hem de yani ben bir şey dediysem bitmiştir. Sen kimsin ki böyle bana akıl veriyorsun? Benim aklıma gelmedi mi zannediyorsun? Demedi değil mi bunların hiçbirini? Ne dedi? Doğru söylüyorsun ve hak konuşuyorsun dedi. Ve karargahı geri aldı. Abi koskoca peygamber istişare yapıyor. Koskoca peygamber kendi kararından daha mantıklı bir karar duyunca, daha hikmetli bir karar duyunca geri adım atıyor. Biz kimiz ki? Kendi kararımızda diretiyoruz, inat gösteriyoruz. Bu da bir ders. Daha çok ders var da ben hızlı hızlı geçeceğim. Tabii bu ok yağmurunda 50 tane Müslüman yaralanıyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a müthiş bir baş ağrısı başlıyor. Bu baş ağrısından dolayı Efendimiz 2 gün boyunca komutanlık yapamıyor. O 2 gün boyunca Hazreti Ömer, Hazreti Ebubekir ve Sa'd bin Ubade, Uhud Meydanı'ndan kahramanlığıyla tanıdığımız Sa'd bin Ubade kumandanlık yapıyorlar. Ama bir türlü muvaffak olamıyorlar. Bir anda Gatafanlı süvariler kaleden çıkıyorlar, hiç beklenmedik bir anda saldırıya geçiyorlar. Efendimiz etrafında etten bir duvar örülüyor ve bu şekilde 6 gün geçiyor. Bir türlü muvaffak olunamıyor, bir türlü zafer elde edilemiyor. Bu esnada bir sahabe boş olduğunu bildiği bir kale var. Bir burç daha doğrusu. Mahmud bin Mesleme isminde bir sahabe gölgede böyle dinlenmek için Naim Kalesi ismi verilen, içinde daha çok erzakların falan olduğu bir kaleye sırtını yaslıyor. Yani böyle savaşın cereyan etmediği bir yer olarak düşünün, anladınız mı? Oraya geçiyor, gölgeye geçiyor, dinleniyor. Onun oraya gittiğini gören o sırada Merhab isminde bir komutan var. Hemen bir değirmen taşını alıyor, onun başına bırakıyor ve orada ilk şehidimizi Mahmud bin Mesleme olarak tarih yazıyor. Maalesef bu şekilde vefat ediyor. Ve Müslümanlar teke tek dövüşlere davet ediliyor ki o zaman zaten biliyorsunuz Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te böyle teke tek dövüşler vardı. Hem her taraf kendi kahramanlarının ne kadar daha güçlü olduğunu gösteriyorlar hem de ordusuna moral katmak için bu teke tek dövüşleri talep ediyorlardı. Gerçekten de böyle oldu. Teke tek dövüşler başladı. O teke tek dövüşlerde Merhab isminde
bir komutandan az önce bahsettim ya. Bu komutan kalesinden iniyor ve kim gelecek karşıma diyor. Tam ashab-ı kiram hazırlık yaparken, herkes ben çıkayım sen çık falan böyle şeyindeyken bir anda ortaya o Hayber'e giderken şiir okuyan bir şair ruhlu vardı ya, bir kahraman. Biz geri durmayız, kaçmayız, düşmana saldırırız hücum emri gelince diye. Kimdi o? Amir bin Ekva. O kılıcını çekti, başladı savaşa. Müslümanlar dedi ki herhalde hak şimdi vaki olacak. Eyvah dediler. Herhalde kendi şehadetine yürüyor. Artık onlara dua etmekten başka bir şey kalmadı. Açtılar ellerini duaya. Amir bin Ekva karşılıklı kılıç darbeleri savururlarken kılıcı böyle sekiyor, onun kılıcına çarpıp kendi bacağına saplanıyor ve atar damarını koparıyor. Ve 3 gün sonra bu şekilde vefat edecek. Aralarında sahabe-i kiram konuşuyor, acaba şehit oldu mu, yani ölmedi ama şehitlik sevabını aldı mı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hem şehittir hem de 2 kat şehitlik sevabı alacaktır diyor. Ve o sırada Cenab-ı Hak Yahudilerin kalplerine, İslam düşmanlarının kalplerine bir korku indiriyor. Bugün de aynı korku var. Bugün de onların kalbine Allah bu korkuyu veriyor ve verecek. Siz o yüzden hiç korkmadan yürüyün. Sonra o gece böyle sahabe-i kiram Amir bin Ekva vefat etti diye, sahabe-i kiram içinde önemli bir isim, vefat etti diye çok üzgün ve çok da yorgun bir halde, bitkin bir halde. Bir türlü de galip gelemiyorlar, sürekli boşa çıkıyor gibi çabaları, çok üzgün ve yorgun bir şekilde yatıyorlar. Kalenin içinde de sabahın ilk saatlerinde bir ses duyuluyor. Ama sesin nereden geldiği belli değil. Şöyle bir ses: "Ey Gatafan halkı, çabuk koşun, Hayfa'daki eviniz mahvoldu, ne mal ne de mülkünüz kaldı." Onlar da bu sesten dolayı birbirlerini dürterek uyandırıyorlar ve kalkıp gidiyorlar. 4000 asker kaleyi boşaltıyor. Bu 4000 asker gidiyor Hayfa'ya. Hayfa'ya da biz gittik. Orada da gene bir liman şehri. Bunlar oraya gidene kadar Yahudiler uyanıyor, bakıyor ki sabahın erkeninde bunlar gitmiş. Eyvah diyorlar. Biz onlara güvenerek savaşa girdik. Kalplerine iyice korku geliyor. Artık böyle kaybedeceklerini anlıyorlar. Karşılarında bir peygamber ve peygamber olduğunu da biliyorlar. İçlerinde bazıları diyor ki ben size demiştim onun peygamber olduğunu. Allah'ın peygamberleriyle savaşılmaz. Yenileceğiz. Böyle kavga ediyorlar içlerinde. İçlerinde birbirlerine düşüyorlar laf dalaşı. Ama komutanları vazgeçmiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da o gün diyor ki yarın sancağı öyle birine vereceğim ki, daha doğrusu gecesinde diyor bunu. Sancağı öyle birine vereceğim ki o Allah ve Resulünü çok sever. Allah ve Resul de onu çok sever. Bütün ashab-ı kiram o gece böyle gözlerine uyku girmemiş yani. O şekilde uyumuşlar. Acaba yarın Allah Resulü kimi işaret edecek? Hazreti Ömer diyor ki o gün sancağı almayı hiçbir gün hiçbir şey istemediğim kadar çok istedim. Sabah oluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam'ın sancağını tutuyor. Diyor ki bu sancağı kim alıp da hakkını verecek? Hemen oradan ashab-ı kiramdan atlayanlar oluyor. Hazreti Zübeyir atlıyor. Sad bin Ebi Vakkas atlıyor. Büreyde Hazretleri atlıyor. Yok. Efendimiz tekrar soruyor. Kim hakkını verecek? Ali nerede diyor sonra. Bakıyor ki Hazreti Ali yok. Ali nerede diyor. Ya Resulallah o çok hasta. Yatıyor. Çağırın diyor. Gözünden Hazreti Ali bir hastalık. Muazzam bir ağrı çekiyor. Gözünü açamıyor. Başını sarmış. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte şu gelen Hayber'in zaferini getirecek kişidir. Hazreti Ali diyor ya Resulallah ben önüme bakamıyorum, gözümü açamıyorum yani nasıl zafer getireyim? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun gözüne bir nefes veriyor, bir dua ediyor. Bir rivayete göre tükürüğünü sürüyor ve o muazzam bir şifaya kavuşuyor. Ve Efendimiz ona dua ediyor, ya Rabbi ona ne kışın soğuğunu ne yazın sıcağını hissettirme. Ve o duadan sonra Hazreti Ali kışın yaz kıyafeti, yazın kış kıyafeti giyermiş mesela. Ne sıcağı ne soğuğu hiç hissetmemiş o dakikadan sonra. Ve Hayber'in yiğidi kahramanı Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam zırhını ona özel giydiriyor. Miğferini kendi takıyor. Beline ne veriyor? Zülfikar. Efendimizin kılıcı. İki başlı kılıç var ya Zülfikar. Kerametleri olduğu söylenen bir kılıç. Uzadığı söylenen. Çok kuvvetli bir kılıç ki Hayber'de neler oluyor neler zaten. Hazreti Ali onu beline takıyor ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona diyor ki fetih nasip olana kadar çarpış. Geri durma. Ya Resulallah nasıl çarpışayım? Arkana bakma diyor. Arkana bakma. Ve Efendimizin orada verdiği çok önemli bir mesaj var. Burada Efendimizin niyetini gösteriyor bakın. Efendimiz diyor ki kaleye girince İslam'a çağır. Önce İslam'a davet et. Bak savaş içinde son bir şans ver onlara diyor. İslam'a çağır. Belki o ana kadar kibirlerinden kabul etmediler ama hani artık iş elden gidiyor onu görsünler o zaman bari kabul etsinler. Onları önce bir İslam'a çağır. Çünkü bir kişinin seninle hidayete gelmesi güneşin üzerine doğup battığı her şeyden daha hayırlı. Sahralar dolusu kırmızı koyundan daha hayırlı. Bunu duyunca Hazreti Ali ne yapması gerektiğini çok iyi anlıyor. Ve alıyor İslam'ın sancağını. Götürüyor kalenin önüne. Abi sinema sahnesi gibi ya. Alıyor İslam'ın sancağını götürüyor kalenin önüne kadar tek başına. Bu kim falan diyorlar Yahudiler. Bu da kim tek başına gelmiş. Ashab tabi peşinden yavaş yavaş geliyor sonra. Hazreti Ali olduğunu öğrenince hemen teke tek bir mücadele istiyorlar. Belki bu fırsat olur. Belki yeneriz diyorlar. Ve teke tek mücadelede merhab, kumandan merhab. Onun kardeşi Haris var. O çıkıyor. O da böyle kendine çok güvenen bir asker.
kendini kahraman zannediyor. Hazreti Ali'nin önüne gelince Hazreti Ömer bir vuruyor, ikiye ayırıyor adamı. Pert. Yahudiler bir anda dehşete kapılıyor. Böyle bir savaşçı görmemişler. Sonra bu kadar mı? Değil. Ebu Ducane çıkıyor. Ebu Ducane ki o da ayrı bir yiğit, ayrı bir kahraman, ayrı bir gün de onu anlatalım. Huruç harekatından bahsetmiştim ya. O Huruç harekatını yöneten bir kumandan süvarilerin başında Ebu Ducane de onu öldürüyor. Onun da ismi Haris. İki Haris ölünce Yahudiler böyle bir anda korkmaya başlıyor. İyice söylentiler başlıyor. Bir başka kahraman daha çıkıyor bu sefer. Üzeyir isminde bir kahraman. Onu da Muhammed bin Mesleme. Onu da o öldürüyor. Bu sefer Yasir diye birisi çıkıyor. Onu da Zübeyir bin Avvam haklıyor. Bu sefer korkup geri giriyorlar içeri. Artık savaş pozisyonu alıyorlar. Ama yani perişan olmuş durumda. Ayakları birbirine dolaşıyor. Sayıları o kadar çok. Parasal güçleri var ama Müslümanların kararlı bakışlarını, imanlarını görünce bir anda dehşete kapılıyorlar. Ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Ve sonra savaş başlıyor. Ve savaş başlayacağı sıra, hani şunu anlatayım. Çok önemli bir şey. Az daha atlıyordum, bak unutuyordum. Savaştan başlayacağı sıra komutandan bahsetmiştim. Merhab isminde bir komutan. Bu Merhab ismindeki komutan başlıyor övünmeye. Ben şöyle askerim, böyle kumandanım. Erkek varsa çıksın karşıma. Ben şöyle üstünüm diyecekken Hazreti Ali bir anda bağırmaya başlıyor. Adam kekeliyor, duruyor. Bakıyor Hazreti Ali. Ama nasıl sesi? Yani Allah onun sesine bir güç vermiş. Yürekler sallanıyor, ciğerler sallanıyor böyle. Hani baslı bir şeyin yanına gelirsin de ciğerin titrer ya. Hazreti Ali'nin sesinde öyle bir kuvvet. Sarsılıyor yürekleri. Zaten küçücük yürekleri var, o da tuzla buz oluyor. Ödleri patlıyor. Hazreti Ali diyor ki, ben öyle bir kimseyim ki anamla babam bana Haydar der. Haydar ne demek? Haydar-ı Kerrar. Haydar aslan demek. Haydar-ı Kerrar, döne döne savaşan aslan demek. Merhab dehşete kapılıyor. Suratı kararıyor biliyor musun korkudan? Niye biliyor musun? Çünkü 2-3 gün önce rüyasında bir aslan görmüştü. Aslan kendisini parçalıyordu. Çok gerçekçi bir rüyaydı. Dehşete kapıldı ve onu herkese anlatmış kalenin içinde. Herkes diyor ki Merhab'ı öldürecek aslan bu. Merhab'ın eli ayağına dolaşıyor. İki zırh giyiyor. Çok kalın zırhlar. Örme zırh, üstüne kalın zırh. Kafasına örme zırh, üstüne kalın gene metal bir zırh. Ama metalin de dışında enteresan taş bloktan bir şey varmış, koruma varmış yani. Mümkün değil, onu bir kılıç kessin değil mi? Öyle kuvvetli. Şimdi gerçekten değil mi? Sinema sahnesi gibi anlattığım zaman insanın gözünün önünde sinema sahnesi canlanıyor adeta. Hazreti Ali ile teke tek dövüşe çıkıyor ama akıbetini biliyor. Hazreti Ali ile savaşmaya başladığı dakikada Hazreti Ali Zülfikar'ı kaldırıyor, kafasına bir vuruyor. Biz bunu sahabe-i kiramın anlatmasından biliyoruz. Öyle bir metal sesi yayılmış ki etrafa. Zülfikar kılıcı adamın dişlerine kadar inmiş. Kafası iki parça halinde yarılmış. Adam patates çuvalı gibi düşmüş. Sessizlik olmuş böyle şu an olduğu gibi. Ve birbirlerine bakmışlar. İş kötü. Bu iş nereye gidiyor? Merhab da gitti. Kumandan gitti yani. Askerlerin yüreğinde hiçbir şey kalmamış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu manzarayı görünce demiş ki Hayber'in fethi kolaylaştı. Merhab da gitti. Fethi kolaylaştı. Sonra savaş emri veriliyor. Tam ordu böyle hücuma kalkıyor. Müthiş bir hengame, her şeyin planlanması değil mi? Düzenin, stratejinin oturtulması, kim nereden saldıracak, kim hangi sancağı takip edecek, kim oku ne zaman atacak, kılıcı ne zaman çekecek, nereye tırmanılacak, nerede, ne yapılacak? Kritik bir an, stres dolu bir andır muhtemelen değil mi? Kritik bir dakika, o an bir tane çoban geliyor Efendimizin karşısına. Yesar isminde bir çoban. Siz kimsiniz diyor, niye geldiniz burada savaşıyorsunuz? Efendimiz diyor ki ben Allah'ın Resulü peygamberim. Peki ne üzere geldin diyor. Allah Resulü ona İslam anlatıyor. Orada belki yarım saat o adama İslam anlatmış biliyor musunuz? Dünya bir yana, bir kişinin imanı bir yana. Başlamış ona imanla anlatmayı. Anlıyor musunuz bizim nerede durmamız gerekiyor? Bugünün Müslümanları nerede, ne yapması gerekiyor? Birinci önceliğimiz ne? Her zaman iman kurtarmak. Orada İslam'ı, imanı ona anlatıyor. Peki diyor Allah Resulü ben inandım diyor, iman ettim ama Allah bana bunun karşısında ne verecek? Allah sana cenneti verecek eğer bu yolda ölürsen. Alıyor kılıcı eline, orduya hücum emri veriliyor. O kritik anda Efendimiz ona yarım saat ayırdı, İslam'ı anlattı ya. Müthiş değil mi ya? Koca devlet kumandanı, devlet lideri, ordular kumandanı, savaşın göbeğinde ya birisine diyebilir değil mi? Ya şuna bir İslam'ı anlatsanıza ben bir meşgulüm. Diyebilir yani. Hepimizin vereceği reaksiyon belki bu olacak. Normal göreceğiz bunu. Koskoca peygamber. Ne yapmıyor? Asla başka şeye dönmüyor. İman mı? Dünya bir yana. Dünyanın meseleleri bir yana. Savaş, cihat, İslam için bu kadar önemli bir şey. O da bir kenara. O an o kişinin imanı. Onu anlatıyor İslam'ı. Adam alıyor kılıcı eline. Çoban. Geçiyor ordunun en önüne. Saldırıyor. Koşuyor. Savaşın içine giriyor. Bir ok isabet ediyor. Ölüyor. Şehit oluyor. Namaz kılmadan şehit olan ikinci kişi oluyor ya. Düşünsene. Namazsız şehit olan İlk kişi kimdi? Uhud'da Amr bin Sabit isminde bir başka sahabeydi. Namaz kılmadan cennete giriyor. Efendimiz diyor onu şu an iki tane huri kollarına girdi, cennete götürüyor. Onun cennetteki eşlerindendir diyor o kişi. Bu şekilde Natat Kalesi 7 günde fethediliyor.
Natat Kalesi dedim ya, en büyük kale, içinde binlerce asker var. 5000 asker oradan, 4000 asker buradan. Natat Kalesi en büyük kale, fethediliyor. Ama içeri giriyorlar, bir bakıyorlar, hayal kırıklığı. İçeride kadınlar var, çocuklar var, yaşlılar var. Ne yapacaklar sizce onlara? Bir şey yapmayacaklar tabii ki. Müslüman asla zulmetmez ki. Onlar zulmetti diye misilleme yapmaz Müslüman. Bakıyorlar ki içeride yemek yok, hayal kırıklığına uğruyorlar. Çünkü sahabeler günlerdir aç bilaç savaşıyorlardı. Erzak bitmiş, ya kuşatmaya tamamen Allah'a inanarak çıkmışlar. Hakiki iman elde eden kainata meydan okur ya, açlığa da meydan okur. Böyle çıkmışlar yola, yanlarında erzak yok, bir şey yok. Esma binti Harise geliyor, ya Resulallah diyor, ashab-ı kiram çok aç. Şöyle bir dua etseniz onlara Allah bir rızık gönderse. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dua ediyor. Tam o esnada Sad Kalesi var, savaşın bir sonraki adresi. Bir diğer büyük kale, temel kale, herkes oraya sığınmış. Yahudiler. Orada konuşlanıyorlar. Bir şekilde oranın kapısı açık kalıyor. 20-30 tane eşek içeriden fırlıyor. Koşuyor. Sahabeler de bayram ediyor. Hemen eşekleri tutuyorlar, yakalıyorlar. Farklı yerlerde bir anda ateşler yakılıyor. O kadar açlar ki günlerdir bir şey yememişler doğru düzgün. Ve bu şekilde savaşıyorlar. Bitap düşmüşler. Siz bir gün yani tarlada çalışsanız değil mi? Yemek yemeden mümkün değil, duramazsınız. Böyle bir haldeler. Hemen o eşekler için başlıyorlar pişirmeye. Tabaklara koyuyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam durumu görünce bu nedir diyor. Ya Resulallah böyle böyle. Efendimiz diyor ki kimse bir lokma almayacak. Dökün kablarınızdakiler. Allah'ın Resulü eşeğin etini size murdar kılmıştır diyor. Hayda. İmtihana bak. Kaç gündür sıcağın altında savaşıyorlar ve aç aç savaşıyorlar ve karşılarında Allah Resulü de dua etmiş. Karşılarında eşekler geliyor ve savaş hukuku farklıdır değil mi? Allah onları imtihan ediyor. Haydi bakalım. Açlıkla imtihan çok zordur yani. Ben size denemekten korkarım açıkçası. Beni yerseniz diye korkarım. Hepsi tek lokma yemeden döküyorlar biliyor musun? Hiç tereddüt yok. Allah Resulü demişse bitmiştir. Hani böyle dökerken çaktırmadan bir tane ağzını atıp böyle dökmüyor abi. Döküyor. Komple. Ve savaşa devam ediyorlar. Sa'd Kalesi fetholunuyor. İşte bir teke tek savaşlar gene oluyor. Yine bir anda Sa'd Kalesi'nden planlı bir şekilde bir ok yağmuru başlıyor. Muhammed bin Mesleme Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın korunması için bir anda sahabelere dönüp bağırıyor. Efendimiz Allah'ın Resulünü koruyun. Muazzam bir ok yağmuru başlıyor çünkü. Hemen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam etrafında etten bir duvar örüyorlar. Şu sahneyi bir gözünüzde canlandırın. Muhammed bin Mesleme'nin yerinde sizin olduğunuzu canlandırın. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam uzaktan Muhammed bin Mesleme ile göz göze geliyor. Sanki sana baktığını düşün Efendimiz. Efendimiz tebessüm ediyor. O tebessüm ki dünyalara bedel. Her şeyini feda edersin. İşte Muhammed bin Mesleme her şeyini feda edeceği o gülücükle, o tebessümle içini ısıtmış. Her şeye değer demişti içinden. Allah Resulü'nü şöyle tebessüm ettirdim ya. Efendimizin sünnetidir biliyorsun, tebessüm sadaka. Ya Resulallah vereceğim hiçbir şey yok diyen bir adama tebessümün de mi yok? Tebessüm sadakadır demişti. Efendimiz de bu sadakayı en çok veren kişi. O savaş içinde, o esnada Efendimiz'e oklar atılırken, ok yağmuru düşerken o gene o sahabesinin gayretini görünce memnun olup ona dönüp gülümsemesi. Enstantane küçücük bir an ama dünyalara bedel bir an. Bana yapmasını o kadar isterdim ki. Ve işte Yahudiler böyle ok yağmurundan sonra bir hücuma kalkıyorlar ve Müslümanlar dersini çok iyi çalışmış. Bak bugüne bir mesaj. Dersimize çok iyi çalışmalıyız. Yahudiler hücuma kalktıklarında kapıları açarak ve açık bırakarak hücuma kalkıyorlar. Bu hatalarını görmüşler. Müslümanlar gözlem yapmışlar. Uyanık davranıp bir kol ordu gibi ufak bir bölüğü arkaya gizlemişler yanlara. Onlar hücuma kalktığında bunlar hemen kalenin içine giriyorlar. Kaleyi ele geçiriyorlar ve Yahudileri arkadan da kuşatmış oluyorlar. Bu şekilde savaş sona eriyor. İki sahabe okla, bir sahabe mızrakla orada şehit oluyor. Toplamda 20 şehitimiz var totalde. Hazreti Ali'nin işi ele aldıktan sonra, sancağı eline aldıktan sonra ne yaptığını görüyorsunuz. Hatta bir rivayette Hazreti Ali'nin Hayber Kalesi'ni eliyle söktüğü ve 40 kişinin kaldıramadığı kalenin kapısının kendisine kalkan yaptığı söylenir. Allah'ın verdiği bir güç. Bu tabii farklı rivayetler var. Böyle bir kuvvet, Seyit Onbaşı var ya, onun 200 kiloluk mermiyi daha sonra kaldıramadı ama savaş anında o gayretle kaldırdığını biliyoruz. Hazreti Ali ondan yeri mi kalır? Ve geliyorlar, bakıyorlar, depoların içi rüya gibi abi. Erzaklar, yiyecekler, içecekler, silahlar, mücevherler, bir sürü bir şeyler var. Ve Allah'ın Resulü'nün duasının orada o şekilde kabul olduğunu görüyorlar. İlk defa mancınık görüyorlar orada. Bu da enteresan. İlk defa mancınık görüyorlar. Yani kalenin taşlarını uzaktan devirebilecek kuvvetli taşlar atan böyle bir alet olduğunu görüyorlar ve onu kullanmaya başlıyorlar. Savaşın geri kalanında bunun da rolü tabii büyük oluyor. O sırada bir bedevi, hani hızlı bir taksimat var, ganimet paylaşımı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki istediğinizi yiyin için ama asla cebinize koymayın. Biliyorsunuz bu Hazreti Musa'nın Yahudilere de söylediği bir şeydi. Asla bir iğne bile aldığınızı görmeyeyim diyor. Sadece bunu yaptığı için devlet malından bir iğne parçası kadar bile olsa hak yediği için cehennemde yananlardan Efendimiz haber veriyor. Böyle kişiler gördüm diyor. Allah muhafaza etsin çünkü
yapıyor biliyorsunuz. Umumun hakkı var. Türkiye'nin mesela ne bileyim kaçak elektrik kullandın diyelim. 80 milyon insanın hakkı var bunda. Değil mi? Devlet malından, millet malından kaçırmak çok tehlikeli. Vergini vermedin mesela. Evet, bir bedevi ya Resulallah diyor bu nedir? O kişi de böyle deve otlatır. Bir takım işler yaparmış. Onun da ganimetten payını hemen orada bir deve vermişler ona. Belki daha da vermeye devam edecekler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Ya Resulallah bu nedir? Bunlar nedir? Bu gümüşler, bu deve. Efendimiz diyor ki bu senin ganimetten hakkın. Ya Resulallah ben bunlar için Müslüman olmadım. Vallahi diyor. Ben şuramdan bir ok yemek için Müslüman oldum. Efendimiz diyor ki sen doğru söylersen Allah da seni doğru çıkar. Zira ondan kısa bir süre sonra adam aynı gösterdiği yerden şehit olmuştu ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o doğru söyledi, Allah da onu doğruladı dedi. Peki biz ne için Müslüman olduk? Şehit olmak için mi, ganimet için mi? Yani bizim planımızda dünya saadeti, dünya rahatı, dünya ganimeti mi var? Yoksa biz de şehit olmak için mi yaşıyoruz? Şehit olma duamız var mı mesela? Allah'ım bana da şehadeti nasip et. Böyle bir duamız var mı? Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ben peygamber olmasaydım şehit olmak isterdim. Özellikle Uhud'da şehit olmak isterdim diyor. Ve sırayla Kulle, Ketibe, Şık, Nizar, Kamur kalelerin hepsi düşüyor. En son Kinane Manca'yı görünce o da vazgeçiyor. O da şartlı teslim oluyor. Bütün halkla beraber, Yahudilerle beraber teslim oluyorlar. Teslim şartı da Efendimizin merhametine bakın. Şimdi bundan sonrası muazzam. Kitap yazarsın. Efendimiz diyor ki bir deve yükü almanıza izin var. Ya kim verir ya? Canlarını kurtarsalar gene kar. Efendimiz diyor ki bir deve yükü kadar eşya alıp burayı terk edebilirsiniz. Canınızı koruma altında. Sizi öldürmeyeceğiz. Çıkıp gitmenize izin veriyorum. Yani şimdi hikayeyi bu zamana kadar dinleyen kişi herhalde ölüm emri verilecek diye düşünür. Sanki adalet buymuş gibi duruyor. Ama Efendimiz hem onların canlarını bağışlıyor teslim olmaları karşılığında ki zaten savaş bitmiş. Hem de bir deve yükü kadar eşya almalarına izin veriyor. Ama alınmayacak bazı eşyalar var. Bunlar yasak. Mesela silah, mücevher, bir takım şeyler alınmayacak. Bunlar altın mesela, gümüş mesela. Bunlar yasak. Eğer üstünüzde bulunursa ölüm sebebidir. Buna rağmen kabul ediyor musunuz? Kabul ediyoruz. Tamam dediler ve çıkıp gittiler. Ve çok büyük mücevherler işte dedim ya. Düğün yapacak mesela Medine'de, Mekke'de düğün yapacaklar var. Kiralıyorlar. Para karşılığında o mücevheri bir süre düğünde sadece takmak ve sonra geri vermek üzere kiralıyorlar. Bir kere bu mücevherlerden birisi kayboluyor. Sadece bir tanesi. Adam 10 bin dinar veriyor. 10 bin. Ne kadar pahalı düşün. Servet. 10 bin dinar ne demek? Yani çok ciddi bir servet demek. Şimdinin parasıyla tarif etmesi gerçekten zor yani. Milyon dolarlar bunlar. Ve bunlar kabul ediyorlar. Sonra bu Kinane ismindeki başkumandan bu adamın çok büyük böyle devasa mücevherleri var. Önce Müslümanlardan nasıl kaçırırımın hesabını yaparken koyun postlarına gizliyorlar. Tulum yapıyorlar. Sonra sığmıyor. Daha büyük eşek postlarına sığmıyor. Deve postları yapıyorlar. O postların içine bağlıyorlar. Altınları saklıyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki siz diyor Medine'yi terk ettiğinizde böyle böyle sizin altınlarınız, mücevherleriniz vardı. Nerede onlar? Ya Resulallah diyor. Ya Muhammed diyor artık kendi dilinde. Onları harcadık bitti diyor. Hayır diyor mümkün değil. Bu kadar sürede bitmez diyor. Nerede onlar? Biliyorum ki siz bu bölgenin en zenginisiniz. Ama bizim bulduğumuz ganimet çok az. Nerede? Vallahi bu kadar diyor adam. Peki diyor bulursam senin başının vurulmasını kabul ediyor musun? Ediyorum vallahi diyor billahi diyor yemin ediyor. Yok diyor böyle bu kadar diyor. Peki diyor bulursam ölümü kabul ediyor musun? Tekrar soruyor. Kabul ediyorum diyor. Başımı vurun diyor eğer böyle bir şey bulursanız. Şahit tutmak için 10 tane Yahudi getiriyorlar Yahudilerin büyüklerinden. Onlar yalvarıyor bak böyle bir altın varsa söyle. 3 tane orada Yahudi var. Hepsi yemin ediyor. Varsa söyleyin diyor. Yoksa boşu boşuna. Çünkü yoksa Allah ona haber verecek diyor. Sen de biliyorsun o bir peygamber diyor. Yani Yahudiler peygamber olduğunu kabul ediyorlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bugün de İslam'ın hak din olduğunun farkındalar. Emin ol. Farkındalar. Ama kinleri var. Ama hasetleri var. Ama öfkeleri var. Bu şekilde devam ediyorlar. Neyse sonuca gelelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Sahiye isminde böyle aklı biraz eksik, meczup birisini çağırtıyor onu bildiği için. O geliyor ve ona soruluyor. O da tarif ediyor şuralarda dolaşırdı diye. Sonra gidiyorlar orayı kazıyorlar. Bir buluyorlar ki hakikaten de çok büyük altınlar var, mücevherler var. Efendimiz'e getiriliyor. Efendimiz diyor hayır bunlardan da fazlaydı. Bu hazinenin çok azı diyor. Sonra Allah'ın meleği geliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haber veriyor. Efendimiz hemen diyor ki gidin falan yerde falan bir tepe var. Onun üstündeki en yüksek hurmayı dibini kazın. Bir kazıyorlar ki belki 5-6 tane deve postuna doldurulmuş hazine. Neler var neler. Muazzam zenginlikler. Onların hepsi alınıyor, getiriliyor. Kinane'de öldürülüyor. Kinane'nin eşi Safiye isminde birisi. Rüyasında bir dolunayın kendi evine girdiğini görüyor. Ve kocasına bunu anlatıyor. Kocası da onu dövüyor.
sen diyor Muhammed'e eş mi olmak istiyorsun diyor, dövüyor onu. Savaştan sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bakarken gözüne ilişiyor. Sizin yüzünüze ne oldu diyor. Kinane hanımına soruyor. O da anlatıyor. Beni dövdü diyor. Böyle bir rüya gördüm diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyleyse siz serbestsiniz, istediğiniz yere gidebilirsiniz diyor. O da diyor ki ben diyor iman ettim diyor. Sizinle gelmekten başka gidecek hiçbir yer düşünemiyorum diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu rüyaya binaen onun nikahını alıyor. Safiye annemiz oluyor. Ya nereden nereye görüyor musun? 400 bin hurma ağacı. O 400 bin ya sayı yok. 400 bin hurma ağacı var. Her bir ağaçtan 1000 tane hurma çıksa yani değil mi? 4 milyon. Ne kadar büyük bir o zamanın dünyasına yetecek belki hurma deposu gibi. Yahudiler geliyorlar diyorlar ki eğer bizi bu şehirden çıkarmazsan sizin için burayı ekeriz, mahsulatını size veririz. Yani biz bu işten anlıyoruz, siz anlamazsınız. Efendimiz'i de şimdi 400 bin ağaç için ne kadar işçi gerekiyor değil mi? Bu kadar iş zaten Müslümanların cihattan vesaireden bunlara vakti yok. Vakti olmadığı gibi öte taraftan da işi bilmiyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam teklifi kabul ediyor ya. Şimdi şehirden gitmeleri zaten büyük bir lütuftu. Şehirde kalmak istemelerini kabul etmesi bunu ancak bir peygamber kabul edebilir. Efendimizin merhametine bakın. O yüzden biz çözüm odaklıyızdır her zaman. Barış odaklıyızdır. Bizim peygamberimiz her zaman barış odaklı. Merhamet gözüyle bakıyor ama merhametin edileceği zaman ayrı, savaşın veya gadabın duyulacağı zaman ayrı. Önce bir fırsat tanılır, uyarı yapılır değil mi? Ve Abdullah bin Revaha işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatına kadar hatta Hazreti Ömer'in dönemine kadar gider. Mahsulatın da hepsini almaz, yarısını onlara bırakırmış. Ya bu müthiş değil mi? Ama talihsiz bir olay yaşanıyor. Bu Merhab diye bir kumandan vardı ya Hazreti Ali'nin başını ikiye yardı. Bu Merhab ismindeki kumandan bir kız kardeşi var. Bu kız kardeşi ismi Zeynep olsa gerek. Şimdi tam hatırlayamadım ismi. Önemli değil. Bir yemek yapıyor. Bir keçi kebap yapıyor, pişiriyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve sahabeyi çağırıyor. Efendimiz de sahabeyi çağırıyor. Ama kadın keçiye çok tesirli, o zamanın en tesirli zehrini sürmüş. Ashab-ı kiram oturuyor. Tam yiyecekler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ağzını lokmayı atacak. Dilini değdirmiş. Lokma ağzındayken Efendimiz hemen çıkarıyor. Çabuk diyor. Elinizdeki lokmayı yere atın. Bu keçi bana söyledi ki ben zehirliyim. Ama o sırada işte Bişir bin Bera ismindeki sahabe maalesef lokmayı biraz yemiş. Çıkaramıyor. O şekilde vefat ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam soruyor neden yaptın? Diyor ki eğer sen peygamber değilsen senden kurtulmak için. Peygamber olup olmadığını görmek için. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun canını bağışlıyor. Bir rivayete göre. Bir rivayete göre bu Bişir bin Bera'nın ailesine kısas olarak veriliyor. Ama genel kabul gören onun canını bağışlıyor. Diyor ki ona dokunmayın. O çünkü bunu Allah'a ve Resulüne olan düşmanlığından yapmadı. İntikam için yaptı. Kardeşini ve babasını öldürdüğümüz için, yani öldüğü için bu savaşta 100 tane ölüleri var Yahudilerin. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat edeceği günlerde Bişir bin Bera'nın annesi Efendimiz'in yanına geliyor. Ya Resulallah sizin haliniz çok çetin diyor. Efendimiz diyor ki ben ve peygamberlerin, kardeşlerimin hep imtihanı böyle ağır ve çetin olmuştur. Hastalığımız da çok çetindir, sıtmamız da. Ya Resulallah diyor ben Bişir'in ölümünün o zehirden olduğunu biliyorum. Efendimiz de diyor ki ben de diyor bu ölümüm olan hastalığın sebebini bu zehre bağlıyorum diyor. Şu an diyor kalbimin damarları kopuyorcasına ağrıyor. Enes bin Malik dermiş ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dilinde o zehrin izlerini görürdüm diyormuş. Demek ki ne kadar büyük bir sıkıntı. Evet, Hayber bize çok şey öğretti. En başta ne öğretti? Tabii ki strateji, tabii ki esbaba tam teşebbüs, Allah'ın yarattığı kanunlara uymak çok önemli. Ama her şeyden önce çok sapasağlam, sarsılmaz bir imanı elde etmek. Hakiki imanı elde eden bir adam kainata meydan okuyabilir. Bunu elde etmek lazım. Bunu elde etmeden dünyada da ahirette de galip olamayız. Zafer isteyen sadece Allah'a olan imanda aradığını bulabilir. Başka her zafer, Allah'a imanın olmadığı bütün zaferler gelip geçicidir. Şekle, görüntüye, sayısal çokluğa, maddi güce aldanmayın. Allah isterse bir anda olayları tersine çevirebilir, olmazları oldurabilir. 1400 kişilik piyadeleri, 200 kişilik süvarileri, 18 bin kişilik askerlere galip kılabilir. Aşılmaz, kıyamete kadar elde edilmez zannedilen kaleleri elde ettirebilir. Şimdi bakınca Kudüs'ün etrafı sarılmış bu kadar askeri güç, bu kadar maddi güç olmaz gibi görülüyor. Olmaz deme. Öyle bir olur ki. Allah olmazları öyle bir oldurur ki şaşırırsın. Yeter ki sen hakiki imanı elde et. Allah rızası için El-Fatiha.